yerleştirildi ve gemi battı. Biz bu Fransa'ya Greenpeace'in açtığı dava sonucunda kazandığımız tazminatla Rainbow 2 gemisini inşa edebildik. Rainbow 2 gemisi 22 yıldır sularda bütün mücadelelerimize bize yardımcı olan gemimizdi. Fakat 22 yılın sonunda emekliye ayırdık Rainbow 2 gemisini. Rainbow 2 gemisi belki duymuşsunuzdur televizyonda, sosyal medyada. Bangladeş olarak hediye etti. Bangladeş'te yüzen hastane. Bangladeş'in pek bir sosyal yeterliliği olmadığı için orada şu an hastane olarak görebiliyor. Biz şu an Rainbow 3 gemisindeyiz. Bu gemi 2011 yılında suya indi ve şu an bütün mücadelemizi bu gemiyle veriyoruz. Gemi boyutuna, kendi benzerindeki boyutundaki gemiler dışında çok daha hızlı, çok daha verimli bir gemi. Şöyle söyleyeyim, mesela geminin boyutu 50 metre. Fakat şu yelkenlerin açıldığı direklerin boyutunu tahmin edebilen var mıdır acaba? Tahmin etsek ne deriz? 35, 70 oldu. Başka? 50 metre. Evet. 50 metre olabilir. 55 havuz, metre. Havuz gibi yani. 55 şöyle. Metre. Yelkenler açıldığında 3 tane futbol sahası boyutunda açıldı. Ve sabah bize bilgilendiren 3. kaptan bilgi verdiğinde en son Pasifik Okyanusu'nu geçerken sadece rüzgar enerjisini kullanmışlar. 45 günde okyanusu geçirebilmişler. Fakat bunun yanında zorlu şartlar için elektrikli bir motora sahibiz. Fakat bu motor sürdürülebilir enerji kaynağı olarak motordan elde ettiğimiz ısıyla sıcak su ve kabinleri ısıtmış oluyoruz. Yani hiçbir şekilde israf olmuş olmadan. Bir de burundaki şu Yunus heykeli için bir bilgilendirme vereyim. Bu Yunus heykelini Alman bir heykeltıraş Greenpeace'e hediye etmiş. İçinde bir rivayete göre bir not ve bir rom şişesi bırakmış. Bu henüz açılmadı. Rainbow 2'ye hediye edilmişti. Biz de 3'e taşımışız. Hala duruyor. Burun için bilgilendirme bu kadar. Şimdi kaptan köşküne geçelim.